ses kontrol. Tamam, sesi. Selamünaleyküm. Son 4 gündür YouTube'a herhangi bir şekilde bir video atmıyorum. Çünkü son 4 gündür sürekli bir şeyler oluyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler için zaman harcıyorum, emek harcıyorum, çaba harcıyorum. Başka şeylerle uğraşıyorum. Ve zaten saçım ve sakalım da uzadı. Kendimle de pek fazla ilgilenemiyorum. Ondan sonra sporda biraz aksatmaya başladım. Çünkü odaklandığım başka şeyler var. Yapmak istediğim başka şeyler var. Ve bu 4 gün içerisinde güzel şeyler oldu. Güzel şeyler yaptım az da olsa. Yani beni mutlu edecek, beni iyi hissettirecek güzel şeyler gerçekleşti. Ve onlardan bir tanesi de Dio. Benim zaten bir tane motorum vardı. RKS Spontini 125 FL Max. Bu motorun fotoğrafını şu an görüyorsunuz ekranda. 2025'e girerken, yani 2025'e 5 ay kala yapmış olduğum planın içerisinde motor almak da vardı. Ve açıkçası Honda Dio yoktu. Honda Dio'yu neden aldım, oraya değineceğim. Motor almak istiyordum ama Honda Dio değildi bu motor. Yani ben PCX istiyordum. Ondan sonra da böyle yükselt, yani al sat yaparak yükselte ilerleyecektim. Yapmış olduğum planda gerçekleşen bazı şeyler var. Yani sonuç aldığım, sonuç veren, artık sonuçlanan bazı şeyler var ve bunlar beni mutlu ediyor açıkçası. Bunun yanı sıra daha gerçekleşmeyen ama gerçekleşecek olan başka şeyler de var. Ve bu yüzden zaman harcamam gerekiyor, emek harcamam gerekiyor. Şimdi Dio'ya geçelim. Şimdi ilk öncelikle motosiklet markaları arasında bir sürü güzel marka var. Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Çin mallarında da güzel markalar var. Ama ben neden Honda aldım? Şimdi Honda ölümsüz bir motor. Yani kolay kolay bu motoru öldüremez. Seninle mezara kadar gelir. Yani sen Honda'yı bıraksan Honda seni bırakmaz. Çok sağlam bir motor. Honda senin yanından hiç ayrılmayan en yakın dostun gibi. Seni asla bırakmaz. Her zaman yanındadır. Her zaman senin için elinden geleni yapar. Honda da aynı. Bu en yakın dost, en iyi arkadaş gibi. Benle mezara kadar gelecek sapasağlam bir motor. Sonra ben neden Dio aldım? Ben normalde PCX alacaktım. PCX 125. Ama PCX'in liste fiyatı 150 bin TL. Honda Dio'nun liste fiyatı 106.500. Yani böyle kendimi çok sıksaydım, çok zorlasaydım. Ben bildiğiniz üzere yemek sepetinde çalışıyorum. Yani ilk motorumu krediyle aldım. Kredi çektim. Ondan sonra her ay borcumu ödüyordum çalışarak. Eğer kendimi sıksaydım, yani en az her gün böyle 10 saat 12 saat falan çalışmam gerekecekti. Kendimi çok zora sokacaktım. Kendimi bu kadar zora sokmaya gerek yoktu. Bundan dolayı da Dio'yu almayı düşündüm. Yani PCX, Dio. Tabii ki de arasında çok bir fark var. Yani PCX daha büyük, daha geniş. Yani daha rahat edebileceğim bir tarzda motor. Dio'ya ben sığmıyorum. Birazdan zaten oturup etrafına da gezip Dio'ya bakarız. Ben motoru kullanırken çok fazla rahat edemiyorum. Ama motor çok hoşuma gitti benim. Kendimi çok zorlamayayım diye. Yani biraz normal çalışıp böyle günde 8 saat, 9 saat çalışıp güzel bir şekilde işime odaklanıp kolay bir şekilde bir motor sahibi olmak istedim. İkinci bir motorumu almak istedim. Ondan dolayı Dio'yu tercih ettim. Bayi'de beyaz, mavi ve siyah renkleri vardı. Mavi ile siyah hoşuma gitti ama beyazı hiç içim sinmedi. Bir de zaten ilk ben RKS de beyaz. Maviye böyle bir baktım. Benlik değil gibi. Böyle bir etkileşim olmadı mavi Dio ile aramda. Bundan dolayı siyah olanı tercih ettim. Bir de rengi normal siyah değil, mat. O yüzden çok güzel, hoş bir görüntü oluşturuyor. Lastikleri direkt zaten Bayi'den. Bunun markasını unuttum. Neydi bu? Henet Shin Trap diye mi ne? Değişik bir markası var. Bu lastiklere ben baktım. Yazın kuru zeminde iyi performans sergileyen ama yağışlı havalarda, yağmurlu havalarda o kadar da güzel olmayan, yani güzel performans sergilemeyen bir lastik. Dio'dan beni etkileyen şeylerden bir tanesi de start stop. Benim kullandığım ilk motorda RKS'de Spontin'de start stop yoktu. Ve bir anda start stop olan bir motora geçince, yani ışıklarda 5-6 dakika 7 dakika beklediğim ışıklar oldu. Çok fazla yani. Tam rakamı 7 dakika bile, belki tam 7 dakika beklemiyorumdur ama fazla beklediğim ışıklar oluyor paket bırakmaya giderken. Ve o ışıklar esnasında start stop kullanmak gerçekten büyük avantaj sağladığını düşünüyorum şahsen ben. Onun dışında bu sinyal olayı. Bu sinyal olayında sağ sinyal verdikten sonra ortaya bastığınız zaman sinyal duruyor. Bu benim gene aynı şekilde Spontini'de de yoktu. En sevdiğim özelliği de şu. Bak şimdi motoru çalıştırdım. Direkt çalışıyor. Bak direkt. Bu özelliğini sevdim. Ve bunun yanı sıra sesi de bayağı güzel. Bu sesi sevdim. Bir de Honda Dio'nun en sevdiğim yönlerinden bir tanesi de yakıt tasarrufu olayı. Yani 100 liraya koydum benzin bile bayağı fazla gidiyor. Bu gerçekten çok büyük bir avantaj. Şimdi motorun tasarımına baktığın zaman öyle çok büyük muamma, öyle güzel bir tasarımı var mı? Ki kişiden kişiye göre değişir. Yani normal standart bir scooter. Ama motoru öyle bir tasarlamışlar ki motorun yapısı mükemmel. Yani önden baktığın zaman motor çok ince duruyor. Bayağı ince önden baktığın zaman. Geniş değil. Dar bir motor ve birçok araya, yani araba arasına, sokaklara, çok dar aralara çok kolay bir şekilde girebiliyor. Ve bu da çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bundan dolayı bu oyunu aşırı derece sevdim. Ve garip bir şekilde böyle kıvrak bir motor.
Mesela bayır aşağı inerken düz bir yolda iki elimi bıraktığım zaman herhangi bir şekilde motorda bir sarsılma falan, direksiyonda sallanma falan olmuyor. Gayet hani böyle aşağı süzüle süzüle iniyorum. Ama mesela bendeki çimbalını RKS'le bıraktığım zaman böyle dansöz gibi oynamaya başlıyordu. Ama bunda öyle bir şey yok. Bu yüzden bu durumu seviyorum. Ben motorun içine nasıl yani kullandığım zaman şu şekilde duruyorum. Şöyle yani bu. Sanki evde böyle bir sandalyede oturuyormuşum gibi. Yani böyle dik bu şekilde duruyorum. Ya ben motora sığmıyor. Bazen böyle ayaklarım dışarıdan çıkıyor. Bazen böyle şey yapıyorum. Şu şekil yayılıyorum. Bu şekil kullanıyorum bazen motoru. Ama genel olarak motor benim aşırı derece hoşuma gitti. Ama aldığım esnada motoru bu kadar sevmiyordum. Motoru alıp kullanmaya başladıktan sonra daha çok sevmeye başladım. Benim ilk başta zaten Dio'yu almamın sebebi alacaktım. Biraz kullanacaktım. Ondan sonra motoru satacaktım. Ben bunun için aldım motoru. Yani bir nevi alıp kullanmak için satın aldım motoru. Ama kullanmaya başladıktan sonra çok hoşuma gitmeye başladı. Yani yaklaşık zaten 2 gün oldu alalı. 2 gündür kullanıyorum. Bayağı sevdim. Çok rahat. Yani çok seri bir motor. Kolay hızlanabilen bir motor. Dar olduğu için birçok dar araya girebiliyorum motorla. Kıvrak bir motor. Ve düz bir yolda kolumu bırakıp böyle iki elimi bırakıp arkama yaslandığım zaman yani böyle motor süzülüyor. Herhangi bir sallanma falan yok. Bu yüzden yapısını çok iyi yapmışlar. Çok hoşuma gitti ve zaten bu mat siyah rengi beni bayağı etkileyen bir faktör. Ve sesi de çok güzel. Yani kısacası ben PCX alacaktım. Kendimi maddi anlamda çok zora sokmamak için, borcumu rahat bir şekilde ödeyebilmek için PCX almadım. Gittim Honda Dio aldım. Ve 2 gündür Honda Dio'yu kullanıyorum. Bayağı sevdim motoru. Kolay hızlanabiliyor. Pratik. Sesi hoşuma gidiyor. Yollarda bildiğim süzülüyorum. İki kolumu bırakıyorum bayır aşağı. Çok rahat bir şekilde iniyorum. Bunlar benim çok hoşuma giden özellikler. İlk alırken motoru satmayı düşünüyordum biraz kullanıp ama şu an satmayı düşünmüyorum. Bayağı yani bayağı uzun bir süre kullanmayı düşünüyorum. Ondan sonra önümüzdeki böyle 5 aydan sonra, 6 aydan sonra, 7 aydan sonra ne olur ne biter, fikrim değişir mi, satar mıyım satmaz mıyım hiç bilmiyorum ama bayağı kullanacağım. Görünüşü, tasarımı zaten kullandıkça ve şöyle bir şey var bak şimdi. Her ne olursa olsun bir insanın kendi malı, emek harcayarak, zaman harcayarak, çaba harcayarak almış olduğu bir eşya, bir araç, bir araba, bir ev kendisi için aşırı derece değerlidir, önemlidir, anlamlıdır. O yüzden tamam bazı kişiler için bu evet normal bir scooter, normal sıradan bir motor ama bir nevi bunu ben aldım. Yani motor benim motorum. Benim malım olduğu için ben çok seviyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Beni çok büyülüyor. 2025'e girmeden 2024'ün sonunda güzel bir motor almayı kafaya koymuştum. Zaten yapmış olduğum planın içerisinde de var. Zaten odada video çektiğim esnada duvara zaten yazılı hedeflerim, yapacağım şeyler. Aklımda vardı zaten kesinlikle bir motor almak. Ama bunun PCX'i şartlamıştım kafamda. Şimdi şöyle Yamaha da çok güzel bir motor. Yamaha'da NMAX var. NMAX 125, 155, 150 falan. Tam CC'sini bilmiyorum. NMAX de çok hoşuma gidiyordu. Ama Yamaha'nın genel olarak bazı motorlarında yağ pompası sorunu var. Ya tamam motoru al, kullan. Bazıları vermiyor yağ pompası sorunu. Yani yağ pompasında bir sorun yaşamıyorsun. Ama bazılarında yaşıyorsun. O yüzden Yamaha'ya böyle çok ısınamadım. Gene tabii ki de benimle mezara kadar gelecek olan, beni yarı yolda bırakmayacak olan Honda'yı tercih ettim. Ve bundan sonra da alacağım motorlar, ilerleyen zamanlarda da kullanacağım motorlar büyük ihtimalle Honda olacak. Onu zaman içerisinde göreceğiz. İnşallah çok daha güzel şeyler olur. Çok daha güzel şeyler yaparım. Bunun yanı sıra şu 4 gün içerisinde odaklandığım başka şeyler olduğu için bazı şeyleri aksattım. Vücudum olsun. Zaten fark ediyorsunuzdur. Şu an biraz kilo verdim. Ve bu beni ister istemez zaten kötü etkiliyor. Saçım uzadı. Sakalım uzadı. Birazcık şu an saçımdan ve sakalımdan dolayı yüzüm kötü görünüyor olabilir. Ama tabii ki de bunu değiştireceğim. Yani bünye, fizik, dış görünüş, zaman içerisinde değişen, büyüyen, küçülen, farklı değişimlere uğrayan bir insan bedeni olduğu için. O yüzden bunlar gayet normal. Sadece bir 4 günlük video atmadığım süreç boyunca bazı şeyler oldu. Ben bazı şeyler yaptım, bazı şeyleri aksattım. Şimdi tekrardan birçok şeyi hallettiğim için tekrardan gene eski düzene dönüp yapmış olduğum planı uygulamaya başlayacağım ve o plan içerisindeki hedeflerimi teker teker gerçekleştirmeye çalışacağım. Şu an 2025'e neredeyse Ekim, Kasım, Aralık. 3 ay kaldı. 3 ay. 2025'e girmemize tam 3 ay var. Ve 3 ay içerisinde birçok şey yapmam gerekiyor. Bu yüzden elimden geleni yapacağım. Bakalım Allah büyük. Ne çıkar karşımıza, ne olur, ne biter. Zamanla göreceğiz. Ben kaçıyorum. Şimdi eve gideceğim. Yemek yiyeceğim. Spor salonuna gideceğim. Güzel bir antrenman yapacağım. Ondan sonra da eve geçer. Erkenden yatar uyurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.